Yani böyle aşırı bir bankacılık ilgisi var son dönemde. Biraz onun etkisi tabii ki. 2 gün önce bize yeni bir rekoru beraberinde getirtti. Çok alışkın olmadığı bir piyasa var özellikle son dönemde girenlerin. Yani 2020 ve sonrasına hani böyle bir milat kabul edersek 2020'ye yatırımcıların, halihazırdaki yatırımcıların belki %80'i o zamandan sonra dahil olduğu için milat kabul ediyorum orayı. Bizim öncesinde belki hatta 2018 öncesinde aşina olduğumuz arada bir Naci Abal döneminde küçük bir demosunu yaşadığımız bir piyasanın benzerini aylardır yaşıyoruz aslında. Ciddi bir yabancı ilgisi var. Ciddi bir normalleşme var. Her gün yeni raporlar çıkıyor. İşte bugün yine Citi'nin raporu geldi. Sürekli olarak TL'yi öne çıkartacak raporlar görüyoruz ve hisse senedi tarafında da bankacılığı öne çıkartacak raporlar görüyoruz. Merrill Lynch'in 5 ya da 6. raporu oldu yılbaşından bu yana bankacılıkla ilgili yazdığı. Haftanın başında onlardan da bir tanesini yeni bir rapor aldık. Artık böyle hedef fiyatlar işte Garanti Bankası'na falan 3 hanelerin üzerine çıkmaya başladı. Yani ciddi anlamda bir bankacılık rallisi yaşandı ve buna tamamen yabancı tarafın öncülük ettiğini söyleyebiliriz. Dediğim gibi çok alışkın olunmayan bir piyasa çünkü yerlinin ralliyi drive et yani yerlinin ralliyi götürdüğü oluşturduğu zamanlarda yani 20 ile 23 arasında yaşadığımız ralliden bahsediyorum. Bu genele yayılıyordu. Hatta şu o kadar genele yayılıyordu ki işte BIST 30'un dışında genelde hisselerde çok daha pozitif ayrışmalar görüyorduk. İşte daha önceden olmayan BIST 100 dışı fonlar piyasada var olmaya başladı. Bu aslında yerlinin talebiyle ortaya çıkan bir fon çeşidiydi. Büyüyen hisse fonları, farklı temalardaki fonlar vesaire bunlara ciddi para akışlarını görüyorduk ve yerlinin teması birazcık daha küçük şirketler üzerinden yani görece endeks dışı şirketlerden daha yüksek getiri elde etme üzerine kuruluydu. Yerlinin stratejisi buydu. Ama yabancı tabii ki çok daha yüksek bir likiditeyle geliyor, çok daha büyük bir portföy büyüklüğüyle geliyor ve dolayısıyla ilk aradığı kriterlerden bir tanesi hacim ve derinlik oluyor doğal olarak. Orada da bankalar ve işte büyük holdingler tabii ki de ilk göze çarpan yer. Yani bugün Türkiye'ye yatırım yapıp istediğiniz zaman ya da işte kolayca çıkmak isterseniz bir gün önce nereye bakarsınız? İşte en yüksek hacmi olan şirketlere bakarsınız. Bankalar burada öne çıkar. İşte havacılık şirketleri, işte Türk Hava Yolları biraz hani burada konumlanabilir. İşte banka sahibi olan Koç Holding, Sabancı Holding gibi iki dev ortaya çıkabilir. İşte Türkcell'i, Türk Telekom'u, hacimli bir sürü şirketlerini buraya koyabilirsiniz. Tüpraş'ı keza. Ve birazcık giriş bunların özelinde oldu. Bir de politika tamamen işte normalleşme, sadeleşme üzerine kurulu olduğu için de bugüne kadar bunun ceremesini en çok kim çekti sorusunun cevabı bankalar olduğundan bankalara tabii ki ekstra bir talep de oluştu bu süreçte. Tabii ki burada bir satın alma haberi de yani Yapı Kredi Bankası'nın satın alınması ile ilgili haberde tabii ki buradaki iştahı ciddi şekilde arttırmış oldu. Çünkü yani o gün Reuters'da çıkan haberde 7,5 milyar dolar teklif edildiği Koç Holding tarafına Yapı Kredi'nin o %61,2'lik hissesi için Koç Holding tarafının 8,5 milyar dolar istediğine yönelik bir haber. İşte kötüyü kabul edelim. Yani %60'ına kabaca söylüyorum. 7,5 milyar dolar verilmiş olsun ve orada anlaşılacak olsun. %100'ü için bu işte 12,5 milyar dolara geliyor. O gün hisse tavan olmasına rağmen 10 milyar dolardı piyasa değeri. Dolayısıyla o fiyattan dahi %25'lik yukarı yönlü bir potansiyel ortaya çıkıyordu. O sebeple de tabii ki işte tavanda alıcının birikmesi, diğer bankaların da benzer çarpanlarla fiyatlanabileceği hikayesi ciddi bir hareket getirdi. Sonrasında tabii holding tarafından gerekli açıklamalar yapıldı ve aslında görüşmeler yapılabilmektedir. Ama burada ortaya çıkan rakamlarla ilgili bir gerçeklik yoktur. Açıklaması ile birlikte bu sefer de negatif bir ayrışma gördük bankacılık tarafında. İşte bugün Yapı Kredi %4,5 kadar aşağıda kapattı. Diğer bankalarda tabii ki
Yani Akbank'la Albaraka dışında bütün bankalarda da negatif bir seyir gördük bugün Yapı Kredi'nin öncülüğünde. Burada dediğim gibi ciddi bir yabancı ilgisi var. Bugün çok banka ağırlıklı gidiyor ama artık oradaki fiyatlamanın da makul olmaktan benim gözümde uzaklaştığını söylemek çok yanlış olmaz. Burada bir sürü şehirde, bir sürü yerde bankacılığın iyi gideceğini söylerken hep tepki gelmişti. Hani yıllardır gitmiyor, niye gitsin? İşte ellerindeki tahviller çok düşük, yüksek maliyetli, faizler arttırılırsa oradan zarar ederler gibi. Böyle bir sürü tez vardı ortada. Ama bankaların çok ucuz olduğunu hep konuşuyorduk. Biz de gerçekten bankalara belki ilk giren fonlardan bir tanesi olduk. Hatta muhtemelen en büyük pozisyonu ilk taşıyan fonlardan biri olduk. Ama bizi biliyorsun çok ucuz alıp ucuzken çıkıyoruz. Biz ucuzken çıktık aslında. Hı hı. Ve inanılmaz bir yabancı ilgisi geldi. Bu kadar yüksek fiyatlamayı açıkçası beklemiyorduk. Bu kadar yüksek fiyatlanmasını açıkçası normalde bulmadığımı söyleyebilirim. Yani bugün 1.68 piyasa değeri defter değerine sahip Yapı Kredi Bankası'na hali hazırdaki piyasa değerinden %35 yukarıda bir teklif gelmesi demek bana makul gelmiyor açıkçası hali hazırdaki ortamda. Evet işte burada eğer olur da biz enflasyonu gerçekten düşürebilirsek ve işte politika faizini de gerektiği şekilde indirirsek bankaların östermeli karlılıkları enflasyon üzerinde oluşabilir. Evet buna katılıyorum. Ama zaten 1.68 PDD'de bunun fazlasıyla fiyatlandığı anlamına geliyor. Yani ve bundan sonraki süreçte bir de enflasyon muhasebesi hikayesi girecek bankaların bilançolarına. O da aslında ciddi anlamda gözüken karlılığı baskılayacak. Bunun en basit örneğini bugünkü Koç Holding finansallarında görebilirsiniz. Yani Koç Holding ilk çeyrek finansallarını açıkladı bugün. Yıllık net kar mesela 1.3 milyar TL. Ve 18 milyar TL'lik net parasal pozisyon kazanç kaybı var. Yani evet bankalar bugün enflasyon muhasebesi uygulamıyor ama bankası olan holdingler uygulamak zorunda. Çünkü onlar bu muafiyetin içinde değil, BDDK regülasyonunda olmadığı için. Koç Holding finansalları bunun en önemli göstergelerinden bir tanesi olarak bugün finansallarını yayınladı. Yani bankalarda yıl sonu finansallarıyla birlikte çok farklı bir tablo göreceğiz. Tabii yabancı burada ne kadar bununla ilgilenir, ilgilenmez orası ayrı. Ama ciddi anlamda böyle kendini besleyen bir duruma dönmüştüm. Yani yabancı raporuyla bankalar hedef fiyatları yükseltiliyor. Yabancının alımıyla fiyatlar buna eşlik ediyor. Ve bir sonraki hafta başka bir bankacılık raporuyla yine fiyatlamaya pozitif etki edecek haberler görüyoruz. Tabii ki sevindirici yabancının yeniden burada olması. Ama fiyatlama tarafında da açıkçası bankacılık ve holdingler özelinde iskontonun pek de kaldığını düşünmüyorum ben. Bunu net şekilde söyleyebilirim.